A Spor ekranlarından herkese merhaba. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat birlikteyiz bu gece. Serhan Türk ve Ogün Şahinoğlu konuklarım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Maalesef kötü haber aldık akşam saatlerinde. 6 şehidimiz var. Yaralılar da var. İkisi ağır. 7 yaralı var. Öncelikle tabii ki şehit ailelerine başsağlığı mesajıyla başlamak istiyoruz yayınımıza. Bir yandan da gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Ama yayına da başlayacağız. Siz de tabii bu haberleri aldınız buraya gelirken. Aldık zaten. Başlangıcı bu şekilde yapmak istedik. Biliyorsun artık teröre lanet ediyoruz. Terörden çok şehitlerimiz oluyor. Bundan dolayı da çok üzgünüz. Gerçekten ne söyleyecek bilemiyoruz. Konuyu değiştirmeye çalışıyoruz, dağıtmaya çalışıyoruz ama ne kadar konuyu değiştirsek, dağıtsak da o kederli ailelerin yaşadığı acıyı, milletimizin yaşadığı acıyı, ulusumuzun yaşadığı acıyı tarif edemeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine de başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir olay. İnsan başına gelince anlıyor ya da yakın birisine başına gelince anlıyor ama terör etrafımızın her tarafımız terörle desteklenmiş bir şekilde. Ve buradan da her gün bir yani her an bir kötü haberle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden milletimizin başı sağ olsun. Yani içimde taşıdıklarımı ne yazık ki ekranlarda, yayınlarda söyleyemem. Söyleyebileceğim şeyler var. Bu ekranlarda söyleyemeyeceğim şeyler var. Üzgünüz. Tabii ki biz böyle üzgünken evladını kaybeden, eşini kaybeden, babasını kaybeden o aileleri düşünemiyorum. Allah hepsine sabır versin. Yani diyebilecek çok şey var ama tekrar ettiğim gibi hepimizin sınırlı şeyleri söyleyebiliyoruz burada. İçimden gelenleri söyleyebilsem çok daha fazlasını söylerim. Evet, lanet okuyoruz ama inşallah bir gün sonunu getirebiliriz diyelim. Askerlerimiz operasyonda. Evet. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yardımcılar olsun. Çok zor şartlarda, çok zor hava koşulları, zor şartlar. Bu vatan için mücadele ediyoruz. Yıllardır, yani bugün de değil, dün de değil. Yüzyıllardır bunun mücadelesi sürüyor. Ama bizim için çok kıymetli bu topraklar. Bu toprakları da bugün şehitler verdik. Aynı şehitleri geçmişte de vererek kazandık biz. Öyle kolay kazanmadık. Birileri hediye etmedi, birileri çizmedi bize bu toprakları. Dolayısıyla da öyle terörle vesaire bizi yıldırabileceklerini düşünüyorlarsa boşa düşünüyorlar. Ama elbette bir yerlerde Anadolu'da şu an köylerde, şehirlerde, bir yerlerde o şehitlerin ailesinin yüreklerine kor düştü. Bizim de aynı şekilde tekrar sabır diliyorum. Tekrar tekrar hepimizin başı sağ olsun diyelim. Dediğin gibi operasyon da devam ediyor. Dileriz yaralı askerlerimiz bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Başka da kötü haber almayız. Öyle temenni ediyoruz. Şimdi direkt konuyla başlayacağım. Ama tabii bugünün gündemi epey yoğundu. Basın toplantıları, karşılıklı demeçler, hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Futbolda da oldukça karışık bir gündem var. Zaten alıştınız biliyorum ama bir yandan da yeni hafta, yeni hakemler belli oldu. Ve Halil Umut Meler uğradığı saldırı sonrasında bir süredir uzak kalmıştı sahalardan. 20. haftası itibarıyla Trendyol Süper Lig'in dönüyor görevine. İstanbulspor Konya Spor maçında görev yapacak. Önce bir haberimizi izleyelim, sonra konuşalım. Evet, pazar günü görevinin başında olacak. Bir kez daha bu vesileyle Halil Umut Meler'e geçmiş olsun diyelim. Dileriz bu tarz olaylar bir daha hiç yaşanmaz. Hem bizim sahalarımızda hem de dünyanın hiçbir yerinde tabii ki kötü haberler almaya devam etsek de. Kuralların değiştiği, birçok yeni sistemin açıklandığı aslında bir iki günü yaşıyoruz. Hepsini konuşacağız elbette ama Halil Umut Meler'in dönüşüyle ilgili birkaç cümle almak isterim sizden başlangıç için. Tabii yani Halil Umut Meler'in yaşadığı darp olayı bir milat olsun. Kötü bir ne yazık ki olay ama bir milat olsun ve bu tür şeyler bir daha yaşanmasın isteriz elbette. Yeniden sahalara dönmesi güzel.
Umarım performansı da güzel olur, etkilenmez. Psikolojik olarak da iyi durumdadır diye düşünüyorum. Bir süre dinlendi çünkü kendini toparlamıştır. O toparlanmanın ardından Halil Umut Meler'in sahadaki duruşu artık tek başına sadece kendisinin bir duruşu olmayacak. Bunu da belirtelim. Neden? Çünkü bir kendi meslektaşları adına da bir figür oldu şu an. Evet. Dolayısıyla bir temsiliyeti olacak bu sahanın içerisinde. Daha da fazlası olacak. Zaten sahanın içerisindeki hakim oydu. Değil mi? Maçlarda. Ama evet, şimdiki temsiliyeti çok daha farklı olacak. Umalım çok iyi performanslar olur saha içerisinde. Elbette futbolun içerisinde hatalar var. Yani bu herkes için geçerli. Biz burada hakemleri eleştiriyoruz, eleştirmiyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz zaten kararları. Bu ayrı bir şey. Hatalar var. Sadece futbolun içerisinde olduğuna inandığımız hatalar olduğu sürece bunları normal karşılayabiliriz. Bir de tabii ki peş peşe olduğu sürece hani bazen normal karşılanmıyor. Bu da çok doğal çünkü. Bu işi yapıyorsanız birçok şeyi etkiliyorsunuz demektir. O tribünlere giden insanların psikolojisini etkiliyorsunuz verdiğiniz kararlarla. Eğer bariz hataysa bunlar. Takımların sonuçlarını, o futbolcuların, teknik adamların, kulüp yöneticilerin emeklerini aynı şekilde bazen heba ettiğiniz oldu mu? Oldu. Ama tek başına Türk futbolunun bugünkü durumu içerisinde hakemler bir parçası bu kötü gidişatta. Toparlanmaya çalışıyor belki ama şu an kötü durumdayız. Bunu kabul edelim. Hala işte konuşacağız. Evet. Tabii. Yöneticiler aynı şekilde. Yöneticilerin de kendisine biraz çeki düzen vermesi gereken noktalar var. Aynı şekilde medyanın da var. Futbolcuların var. Teknik adam, herkesin bir payı var. Ama hakemler şunu kabul etmesi gerekiyor. Kendileri sahada maçın sonucuna etki edebilecek kararlar verebiliyor dolayısıyla. Bunlar bazen evet insani hata olabilir ama etki ediyorsunuz sonuç itibariyle ve birçok şeyi burada olumsuz yönde etkileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla daha iyi performanslar görmeye ihtiyacımız var. Onlar ne kadar iyi performans gösterirse bizim izlediğimiz futbolun seyir zevki bir o kadar artar. Sonuçlar daha adil bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Ve bu da Türk futboluna olumlu katkısınlar. Umalım sadece Halil Umut Meler değil tüm hakemlerimiz ki burada yeni yüzler de göreceğiz artık. Çünkü hakemlik listeleri değişti malum yani orada evet, klasmanlar değişti. Pek çok değişik isim. Genç oldu. Hakemler de umalım ki iyi başlangıç yapar ve iyi götürürler. Türk futbolunu hep birlikte iyi bir yere taşımak zorundayız. Çünkü şu an gerçekten kötü bir noktada yani zaten sıfırdayız. Sıfırdan yukarı çıkmaya çalışacağız. Yani aşağı düşecek bir tarafımız kalmadı. Serhan Türk, sen Halil Umut Meler'in dönüşüyle ilgili ne söyleyeceksin? Ya dönmesi lazımdı. Aslında en kıymetli, yani bunu tabii bir otorite olarak söylemiyorum. Atandığı maçlar, statüsü gereği en tecrübeli ve en önemli maçların hakemiydi zaten her zaman. Tabii ki. Uluslararası organizasyonlarda da bizi temsil ediyordu önemli maçlarda. Eskiden hep Cüneyt Çakır verilir derken, şimdi Halil Umut Meler'in çok ismini evet, konuşuyorduk ki Halil Umut Meler'in şu an hakemliğe tekrar geri dönmesini biz başına gelen olay nedeniyle haber değeri olarak sunuyoruz. Yoksa hani bir sakatlık geçirmedi, bir sağlık sorunu geçirmedi Allah'tan. Ama saha içerisinde görev yaptığı saha içerisindeki almış olduğu darbe yüzünden bir anlamda hem Halil Umut Meler'e darbeyi vuran Faruk Başkan'a çok konuştuk, tartıştık. Hem hakemlere yapılan muameleyi çok tartıştık. Ama geldiğimiz noktada Halil Umut Meler'in tekrardan futbola dönmesi, hakemliğe dönmesi bir anlamda sevindirici. Ama şunu da unutmamak lazım. Gerçekten hakem hatalarını daha fazla konuştuğumuz, hakemliğin daha fazla tartıştığımız iki seneden bahsediyoruz. Hakemlerin artık gizli bir şekilde yüzünü, gözünü, gözlük takarak kimseye maçlardan sonra gözükmeyecek pozisyona girdiğimiz şeyleri tartışmaya başladık. Bu açıdan biz hakemleri konuşmaya devam ederiz. Ama hakemlere saha içerisinde, saha dışarısında bir şey olmasın. Herkes bir sözlü ya da birebir tartışma nedeniyle bir şeyler söylesin ama farklı şeylerde, eylemlerde bulunmaması temennisiyle. Evet, şimdi dedik ya yeni sistemler, yeni kurallar uzun zamandır aslında gündemde olan, konuşulan yarı otomatik offside sistemi artık devreye girecek. Bir ayrıntılara bakalım, sonra konuklarımızla ve sizlerin de yorumlarıyla birlikte değerlendirelim.
Şimdi ligimizde en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri topun oyunda kalma süresi, oyunun oynanma süresi ne kadar azaldı ve özellikle biz VAR sistemini dahil olduktan sonra daha da uzadığını, maçlarımızın uzatma dakikalarının daha da uzadığını gördük. İncelemeler neden bu kadar uzun sürüyor diye çok tartışıldı, hala da tartışılıyor. Sonra o ek süreler tartışılıyordu, hala tartışılıyor. Ve biraz Avrupa ile kıyasladığımızda hep aslında gündeme getirdiğimiz bir konuydu yarı otomatik offside sistemi. Artık o süreler umuyoruz ki kısalacak. Siz ne düşünüyorsunuz? O gün Şahinoğlu seninle başlıyor. Ya bir kere çok olumlu bir şey tabii ki. Futbolun içerisine artık teknoloji giriyor. Evet, yani gelenekselciler de tabii teknolojiye karşı olanlar da çok oluyordu ama o gelenekselciler de mesela yarı otomatik offside sistemine çok karşı olmaz. Ben biraz tabii özünün kaybolduğunu düşünüyorum futbolun artık. Biraz daha robotikleşti ama bu yarı offside otomatik sistemi hakikaten futbolun içerisinde olması gereken bir şey. En önemlisi hatta bu. Evet. Hatta diyoruz ya hiçbir şey olmasa bile sadece bu sistem olmalı. Evet, yani adil bir sonucun ortaya çıkması ve adaletli bir kararın alınması için olması gerekenlerden bir tanesiydi. Teknolojinin nimetlerinden de faydalanmak gerekiyor. Umarım en azından offside ile ilgili tartışmaları bitirir. Neden? Çünkü VAR o gündeme geldiğinde ilk işte ne konuştuk? O dönemler ne konuşuldu ya da işte bu hakem kararları artık yani bariz hakem hataları artık olmayacak çünkü görüntüler olacak vesaire. Evet. Ama tartışmalar daha da farklı boyuta ilerledi. Geçmişe nazaran VAR öncesi ve VAR sonrası olan tartışmalara bakarsak bence VAR sonrası çarpı 2 oldu. Daha orta fazla hakeme oldu. Artı VAR hakemine tabii, bir de onlara tepkiler başladı. Daha fazlası oldu. Çünkü onun başındaki kişinin de sadece sağdaki hakemin değil artık VAR'ın başındaki kişilerin de maçlara yön verdiğini düşünen yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular ya da medya olduğu için dolayısıyla tartışmalar da arttı. Umarım VAR'daki gibi tartışmalara gebe olacak sonuçlar ortaya çıkmaz. Yani yarı otomatik sistem. Yani zaten ne olabilir? Hadi buradan da neyi tartışabiliriz? Şöyle işte ya, top ayaktan tam çıktığı anda mı acaba mesela görüntü duraklatılacak ve verilecek ya tam top ayaktan çıktığında mı verdi onu? Mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında zaten böyle bir tartışma olmuştu değil mi? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında evet, 2-1 evet. öndeyken Manchester United 2-1 öndeyken evet. 43. dakikada Icardi'nin defansının arkasına sarkıp ona neyle karşı karşıya attığı golde milimetrik olarak yan hakem offside söylemişti. Daha sonrasında yarı otomatik offside'e girildi. Yani biz yarı otomatik offside'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk Galatasaray'a karşı kullanılan bir metot olarak gördük. Ama orada da artık milimetreleri tartışmaya evet. başlayacağız. Ya orada şey işte top çünkü tam ayaktan çıktığında Icardi'nin kulak memesi ofsayta girmişti. Bir de şimdi görüntüyü durduracaklar ve ondan sonra alacaklar ya bu tam sonucu. Yani orada görüntüyü durdurdukları an mesela çok tartışılır. Ben bugünden söyleyeyim işte. Hani mesela bir kare geride durdursa atıyorum ofsayta düşmeyecek. Bir kare ileride durdursa bunun tartışmaları çıkacak ileride muhakkak. Önceden tartışma söylediğin bitmez. İçin çok teşekkür ederiz. Herkes bitmez. Seni hazırlamış oluyorsun. Umarım ama adil sonuçlar ortaya çıkar. Olmasını olumlu buluyorum, olumlu karşılıyorum. Umarım bunu idare eden kişiler de doğru bir şekilde uygular. Ne yazık ki VAR'ın biz çok sağlıklı işlemediğini gördük. Bu biraz da o VAR'ın başındaki kişilerle de alakalı ve aynı şekilde bazı maçlarda VAR'la ilgili sorunlar da yaşandı. Kameralar kurulmuş. Umarım o kameralar güzel görüntüler alır. Çünkü biz görüntülerle ilgili çok tartışma yaşıyoruz. Yani evet. Bazı maçlarda açıları o kadar kritik beğenmiyoruz. Tabii. Yani şimdi şöyle Melike, bazı maçlarda o kadar kritik görüntüler var ki biz bunu yayıncı kuruluştan izleyemiyoruz. Tribün çekiminden görüntü izliyoruz ya biz pozisyonla ilgili analiz maalesef. Yapabilmek adına ya da doğrusunu görebilmek adına. Bazı pozisyonlar hakikaten öyle. Tribünde taraftarların çektiği videolarla gördüğümüzde ya bak böyleymiş diye bildiğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi ihaleye girilecek değil mi? Yayıncı değişecek evet, ya da devam edecek. Belli olacak, evet. Bir ihaleye girilecek. Ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ihalede bunu biraz daha geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Kamera sayısı mı artması gerekiyor stadyumlarda? Artsın, daha kaliteli yayınlar olsun, daha fazla görüntüyü görebileceğimiz yayınlar olsun. Bunu arzu ederim, bunu isterim. Ama tabii ki bir yandan da şuna da bakmak lazım. Türk futbolunun marka değerinden bahsediyoruz. İşte zamanda ne kadardı yayıncı kuruluştan gelen gelir, şimdi ne kadar? Çok aşırı derecede azaldı bu. Dolayısıyla hani bunun bir de ekonomik tarafı var. Sonuçta burada
daha ziyade ekonomik tarafta kim daha fazla para verecek buna bakılıyor. Ama işin bir de kalite tarafını işletmek gerekiyor. Çünkü biz Avrupa'ya da bir yerde bu yayını pazarlamaya çalışıyoruz. Orada da Türkiye Süper Lig izlensin istiyoruz. Bu görüntülerle kolay olmuyor. Biraz daha bunun kaliteye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Yoksa o görüntüler tartışma yaratabilir yani. Kesinlikle bakalım. Şimdi bu konuyu sizlerin de yorumlarıyla birlikte ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Gündemdeki bir diğer, hatta bütün gün konuşulan konuya gelmek istiyorum. Dursun Özbek'in açıklamalarını bir getirelim ekranlara. Çok çarpıcı ifadeleri var. Hakem kararlarına özellikle ciddi tepkisi var. Maçı da konuşacağız. Öncesinde tabii ki. Önce bir hatırlayalım bakalım Galatasaray Başkanı neler söylemiş bugün. Evet, birazdan Erden Timur ve Metin Öztürk'ün de açıklamalarını getireceğiz ekranlara. Onlar da basın mensuplarına açıklamalarda bulundular ve yine hakemlerle ilgili ifadeleri de var. Ama önce Galatasaray Başkanı'nın açıklamaları diyelim. Hakem konusu bir, sonra Fenerbahçe Başkanı ile ilgili de ifadeleri var. Ayrı ayrı konuşalım. Seren Türk, seninle başlayacağım. Özellikle maçı da konuşalım tabii. Sivasspor'la oynanan karşılaşmayı. Çok tepki vardı. Hı hı. Zaten maçın ardından da büyük tepki gösterildi ve bu karar alındı. Şikayetler aslında değişmiyor. Maçlar değişiyor. Şikayetler değişmiyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Önce öyle başlayalım. Dünkü maça gelirsek öncelikle tabii ki yani beklenen bir oyunu göstermedi Galatasaray. Onu söylemek lazım. Yani bazen hakemleri de yenmen lazım lafı çok fazla konuşulur. Ama hakemleri yenmen için iyi bir oyunda göstermen de gerekiyor. O da bir gerçek. Senin sağ bekin, sol bekin 18 yaşında genç delikanlılar ve çok önemli kritik maçta senin kadronda varsa ve senin geçen sene almak istediğin Uğur Çiftçi adeta senin sağ bekindeki Ali Turap birbirlik defa forma giymiş bir sene sonra oyuncu gerçekten orayı bir kurular olarak kullanıp oradan sürekli atak yapıyorsa ve sen çok fazla varlık gösteremiyorsan, daha sonrasında hakemin de devreye girmesiyle beraber verilen penaltılar rakibe, bunlar çok fazla konuşuluyorsa, eğer bir açıklama yapacaksan ertesi gün işten geçtikten sonra değil, sıcağı sıcağına bir açıklama yapmam lazım. Bir kere böyle başlayalım. Dünkü oyun olarak da şunu söylemek lazım. Galatasaray istenilen oyunu gösteremedi. Ama zor bir maç olacağı zaten ya belliydi. Ama şimdi bekleniyordu. Hem eksikleri Galatasaray'ın. Hı hı. Ya ve Sivas'ta hep zorlanıyor Galatasaray. Yani tam kadro gitse de yine kolay bir deplasman değil. Tabii. Yani zor bir deplasman. Zor bir deplasmanda eksiklerin de var tabii ki. Çok önemli eksiklerin de var. Icardi'nin ben takımla beraber olmasını isterdim sakat da olsa. Sonuçta sakat ama seyahatini hiçbir şekilde kısıtlamayacak bir şekilde gidip gelebilir. Yani şöyle bir şey var. Takımda takım olabilmek için ben eskiden herkesin sakat bile olsa takımla beraber geldiği günleri de hatırlayan bir gazeteci basın mensubu olarak takım ruhunu tekrar kazanması gerektiğini, içerideki yıldızların çoğunun yıldız olduğunu değil de takım içerisinde bir ruh kazanması gerektiğini çok iyi bilmesini, çok analiz etmesini isterdim. Zaha ile Kerem'in aynı takımda çok fazla oynamasının çok iyi olduğunu düşünenlerden değilim artık. Yani Kerem 3 maç kötü oynuyor, 1 maç iyi oynuyor. Diyoruz ki Kerem tekrar eski formuna kavuşuyor diyoruz. Sonra 3 maç kötü oynuyor, tekrar yerin dibine sokuyoruz. Çok da Zaha'yı erken tepkiler veriyor. Tabii ki Zaha'yı da çok konuşuyoruz. Zaha'ya bu kadar çok hak verilmesi, oyun içerisinde kalma hakkı verilmesi de çok tartışılı hale geldi. Hala Zaha istenilen performansı gösteremedi. Biz takımın hala iskeletini 2 sene boyunca Lucas Torreira, Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Nelson ve Mustera'yı konuşuyorsak çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Kağıt içinde muhteşem transfer ama saha içerisine baktığımız zaman istenilen transfer yok. Senin 2 seneden beri kanayan yara sol bek mevkinin. Sol bek mevkisinde hala Kazım Can Karataş oynuyor ki Kazım Can Karataş'ın da artık o mevkide oynamamasını istenilen hale gelindi. Aldığın oyuncu istenilen performansı göstermedi. Sasha böyle sakatlığından dolayı götürmüyorsun. Kaan Ayhan'ı oraya monte edelim diye düşünüyorsun. Kaan Ayhan son dakika bir sakatlık geçiriyor, ağır hissediyor. Onun yerine 18 yaşında gencecik bu maçın üstesinden gelebilir mi diye düşünmediğin ama çok efor sarf edebileceğin bu maç olmazsa olmaz viraj dönülecek maçlardan birisi dediğin karşılaşmada oynatıyorsun. Oradan bir sıkıntı oluşturuyorsun.
Aslında Galatasaray'ın performansını konuşmak zamanı geldi. Hakemleri her zaman konuşuruz. Dünkü hakemin yapmış olduğu pozisyon hatalarını konuşabiliriz. Ama pozisyonu da konuşmak lazım. Sonrasında bir açıklama gerekiyordu. Melike, özür diliyorum. Sonrasında bir açıklama gerekiyordu. Bu açıklamanın ertesi gün olması bütün oradaki şeyi soğuttu. Ortamı soğuttu. Çünkü burada gerçekten bir hakem faciası yaşamışsın. Zaten en yakın rakibi Fenerbahçe. Kazandığı maçtan sonra da hakemle ilgili demeçlerini veriyor. Kaybettiği maçtan sonraki hakeme de demeçlerini veriyor. Sen kaç haftadan beri çıkıp konuşmuyorsun. Kazandığı maçta da hakemlerden dert yanan Galatasaray hakemlerle ilgili düşüncelerini söyleyemiyor. Ve ertesi gün basın söyleyemiyor mu? Söylemiyor işte. Söyleseydi kaç hafta sonra biz geldik ve bugün ki basın toplantısının ana gündem maddesi Sivasspor maçındaki hataların ön plana çıkması ya da Galatasaray'ın sezon başından beri hakemlerden yüzünden yapmış olduğu, yaşadığı problemleri konuşmak gerekirken araya biz transferi sormak zorunda kaldık. Araya biz Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamasını sormak zorunda kaldık. Göremiyoruz ki yöneticileri. Şu ödemelerle ilgili de aslında bir açıklama yaptı. Biz onları söylüyorduk zaten. Onları bize zaten söylüyorlardı Melike. Hatta özellikle de bu tartışmaları bitirmek için prim konusuna da değindi. Melike zaten onu bize söylüyorlardı. Biz bunları konuşuyorduk. Biz bunları tartışıyorduk zaten. Ama yani... Ama kendileri bir açıklama yapmıyordu ve diyorsun. Dün Galatasaray sayfasından... Sayın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur açıklama yapacak şekilde bir bildiri yayınlıyorsun. Ertesi gün karşına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, üçüncü bir de Erden Timur, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geliyor. O zaman dün niye böyle açıklama yapıyorsun, niye bugün geliyor? Tamam, bugünü şey yapalım, Galatasaray'ın birliğe ihtiyacı var, kenetlenmeye ihtiyacı var. Böyle bir karar alalım. Ama o zaman sonra kenetlenmediği için mi hakem hatalarından müzdarip oluyorsun da gibi de içinde bir soru işareti geliyor. Ya senin de şüphelerin var yani, bir hata var burada diye. Yok öyle yani, yani başkan diyor ki birliğe ihtiyacımız var, kenetlenme. Başkan zaten, ben başkanı yıllardır tanıyorum. Yöneticilik zamanında da Sayın Dursun Özbek'i tanıyorum. Dursun Özbek gerçekten çok naif, çok kibar. Konuştuğu zaman karşısını kırmak istemeyen, karşısında konuştuğu zaman acaba yanlış bir şey düşünür mü diye bir düşünen ender karakterde insanlardan birisidir. İtiraz çağrısı yaptı yine, her zaman olduğu gibi. Evet. Ama Galatasaray camiası artık birinin masaya vurmasını istiyor. Yönetimin içinde bir problem olduğunu mu düşünüyorsun? Bir birlik problemi olduğunu başkana, mu düşünüyorsun? Başkanın söylemine itibar ederim. Başkan böyle bir şeyin olmadığını dile getirdi. Ben şu an çok fazla konuşulan bir şeyin değil. Çünkü Galatasaray'ın şu an gemiyi Mayıs'a kadar yanaştırması lazım. Gemiyi Mayıs'a kadar yanaştırana kadar da Galatasaray'da 1 Mayıs'ta da seçim süreci var. Evet. Seçim sürecinde daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Hem içeride hem dışarıda. Şunu da sorup o günü öyle döneyim. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı'nın bir açıklaması vardı. İşte tırnak içinde Ali Koç'un açıklaması. İşte ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar şeklinde. Bunu sordu Ali Koç'a. Ne demek istiyor? Kimse söylesin, kim yapmayacak onu diye. Yine konuşacağız, Fenerbahçe tarafına da değineceğiz ama Dursun Özbek'in bu açıklamasını da sormak istiyorum sana. Ne düşünüyorsun? Evet, başkan aslında sorulması gereken. O gün Sayın Başkan Ali Koç'un canlı yayında moderatörlüğünü yapan meslektaşımızın aslında daha sonraki sorulması gereken soruyu başkan ekranlarda sordu. Kendi şeyinde sordu. Aslında o gün sorulması gereken oydu. Başkan, sizi kim başkan yapmak istemiyor? Şampiyon. Şampiyon yapmak istemiyor ve 5 yıl boyunca siz bu görevdesiniz. Eğer böyle bir şey biliyorsanız o zaman 5 yıl boyunca o zaman niye Fenerbahçe şampiyon olamıyor? Ya da bir yani şampiyon olmamasının sebebi sizin başkanlığınız mı demesi lazım. Başkan zaten söyledi. Ben olduğum süreçlerinde burada Fenerbahçe'yi başkan yapamayacaklar diyor. O zaman 5 senesi kayıp da Fenerbahçe'de, öyle görmek lazım. Başkan da başkanın söylediği yani Ali Koç'un söylediği söylemle aynı üslupta karşı görüyor. Kim bu? Açıkla. Açıklaman lazım o zaman. Ya aslında çok açıklanacak, çok konuşacak şeyler var. Aslında konuşacak şeylerin çağrısını da paylaşacağız birazdan. Ama aslında konuşacak şeylerin kulüpler birliği toplantılarında konuşulmuyor mu? Bu insanlar, kulüpleri yönetenler, camiaları yöneten insanlar baş başa geliyorlar, yan yana geliyorlar, sohbet ediyorlar, bilmem ne ediyorlar. Bunlar birbirleriyle konuşmuyorlar mı, etmiyorlar mı? Bunları söylemiyorlar mı? Başkan,
Kim sizi şampiyon yapmak istemiyor? Ya da hepsinin derdi, bütün kulüplerimizin derdi de hakemler. Ya bu kadar hakemlerden dertlenen bütün kulüpler ama geldiğin zaman o hakemlere bakıyorlar, birbirlerinin derdine düşmeye başlıyorlar. Ben anlamadım futboldan artık. O gün Şahin oldu. Sen hem Dursun Özbek'in açıklamalarını nasıl yorumluyorsun? Sonra Erden Timur ve Metin Öztürk'e geçeceğiz. Sayın Dursun Özbek camiayı birleştirmeye çalışıyor. Yani özellikle camiaya verdiği mesajların sayısı çok fazlaydı. Burada dışarıya karşı içeride bir birlik, yani farklı bir konunun konuşulmasını istemiyor. Ama geç kaldılar yani. Bunu daha önce Serhan abiyle yaptığımız son programlarda da konuşuyorduk. Yani bu kadar şey konuşuluyor, ortada bu kadar konu var. Yani futbolculardan işte ödemelere vesaire birçok konu vardı ama kimse konuşmuyor dedik. Yani bugüne kadar herkes konuşuyordu da ne oldu, işler niye tersine döndü? Özellikle bu Şampiyonlar Ligi sürecinden sonra hiç konuşulmamaya başlandı. Yani Serhan abi ne dediği gibi, yani geç kalındı durumu var. Yoksa daha erken mesela Icardi ile ilgili durumu açıklayabilirdiniz. Veyahut onun dışında işte ödemelerle ilgili konuyu açıklayabilirdiniz, öyle değil mi? Geç mi yapıldı, erken mi yapıldı, zamanda mı yapıldı? Günlerdir tartışılıyor. Mesela merak ediyorum, Sivas maçını Galatasaray kazanmış olsaydı bugün bu basın toplantısı olacak mıydı? Olmayacaktı. Yani bizde kulüplerin bir alışkanlığı var. Hep kaybettikten sonra konuşma başlıyor. Kaybettikten sonra hemen işte herkes bize düşman, birlik olalım durumu başlıyor. Yönetimler biraz orada eleştirileri hafifletmeye çalışıyor. Kaybeden veya işte bazen o puan araya kaybından bir kalkan çekmeye çalışıyorlar ve eleştirileri hafifletmeye çalışıyorlar. Çünkü hani konuşmadığında bu kez puan kayıplarından sonra hemen takım içerisindeki futbolcu performansları, transferler, odak kayıyor. Ama şuna da bakmak lazım. Puan kaybı nasıl oldu? Yani hiçbir şekilde herhangi bir hakemle ilgili tartışmaya yer olmayacak bir maçta yapılmıyor bu. Genelde illaki bir ya bol kartlı bir maç oluyor, evet, ya tartışmalı pozisyon. Yo, verilen veya verilmeyen kazandığı 5-1'lik maçta da konuşuyor, 7-1'lik maçta da konuşuyor. O da ayrı bir strateji ama. Bence onu şey Galatasaray'ın da yaptığı sezonlar vardı. Bazen bu stratejiyi de belirliyor takımlar. Sayın Abdurrahim Albayrak onu çok iyi yapıyordu. Ya hatırlarsın, 6 sezon yöneticilik yaptı, 5 kez şampiyon oldu. Herkes düşmandı Galatasaray'a. Yani Sayın Abdurrahim Albayrak'ın yani iyi bir takım kurduğunca şampiyon olabiliyorsan. Tamam işte, ya şunu söyleyeyim. Herkes düşman ama oluyorsun sonuçta bir yerde. Bu bir stratejidir yani. Şimdi Sayın Ali Koç için de yani şampiyon yapmayacaklar da Sayın Aziz Yıldırım da üst üste şampiyon olamadı. Sonra zaten kongre sürecine girdik. Fenerbahçe 5 yıldır değil, 9 yıldır şampiyon olamıyor. Şimdi Sayın Dursun Özbek Zorbay Küçük'le ilgili maç başı puan ortalaması veriyor. Ne kadar sağlıklı emin değilim. Çünkü yani diğer kulüplerde şunu söyleyebilir ama bak şu hakem de size karşı mesela bu maç başı puan ortalamasına sahip, bize karşı buna sahip. Ya farklı bir argümanla gelip de bu kez bak bu hakem sizden, bu hakem bizden değil durumuna düşülür. Şimdi mesela Zorbay Küçük Fenerbahçe'ye yönettiği maçlarda 6 kez kırmızı kart çıkarmış. Galatasaray'a bir dün işte Kerem Aktürk onunla çıkardı. Bu arada net kırmızı kart yani. Kerem orada bence başka bir şeye itiraz ediyor muhtemelen ya da başka bir şey, bir öfkesi vardı. Pozisyona edebilecek bir durum yok çünkü ya ortada. Evet, hatta direkt kırmızı kart mı tepkisi de hatta olabilir. Direkt kırmızı kart mı diye de bir tartışma da var ortada sonuçta. Yani şimdi Fenerbahçe'de bunu söyleyebilir. Ya Zorbay Küçük bize 6 kırmızı kart çıkarmış. Bak yönetim maçlarda biz ona rağmen bu puanları aldık. Size bir tane çıkarmış diyebilir. Herkes bir şey diyebilir. Ama sonuçta şuraya geliyoruz. İşte bize şu yapılıyor, bize bu yapılıyor. Kim yapıyor? Yani mesela Sayın Ali Koç, bizi şampiyon yapmayacaklar. Kim yapmayacak? Sayın Dursun Özbek, bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Ya kim çekmeye çalışıyor? Federasyonla alakalı bir şikayet yok. İşte 6 ay önce seçtik. Devam. Arkasında mesela federasyon değil mi? Evet, kuralların hepsinin arkasında. Şimdi o yok. Hakemlerle ilgili mesela yabancı hakem gelsin konusuna karşısınız. Hakemlerin değişimiyle alakalı. Geriye ne kalıyor? Ben onu düşünüyorum saha içine etkileyecek. Yani disiplin kurulu, tahkim kurulu, hani bundan kim aşağı çekmeye çalışıyor? Zaten her zaman işaret edilen ya federasyon olur bu tip konularda ya da MHK olur değil mi? İşte hakem camiası olur. İki camia ile ilgili de bir değişim ya da farklı bir şey ortada yok sizin tarafınızdan sunulan. Dolayısıyla burada memnun musunuz da devam ediyorsunuz o zaman. Yani yabancı hakem gelse mesela kötü mü olur? Bir düşünmek gerekiyor bence. Belki de bugünden sonra düşünecekler. Ki bunu 2 sezon önce Sayın Ahmet Nurçebi zaten bir adım atmaya çalıştı.
herkesi ikna etmeye çalıştı. Olmadı. Bir yerde tek başına kaldı, durum oldu. Çok da eleştirildi bu arada. Zamanı tartışılmıştı o hakem konusunun. Hatırlarsın, sezon devam ederken olmuştu çünkü. Doğrudur. Zamanı tartışılabilir. Ama bir değişime daha erken ihtiyaç vardı sanki. Onun dışında yabancı hakem konusu. Ya olsun diyen olabilir, olmasın diyen olabilir. Mesela Serhan abi, yanlış hatırlamıyorsam, daha önce tartıştık bu konuyu. Ben olsun diyenlerdenim. En azından böyle birkaç tane yabancı hakem olsun. Hani onları da görelim. Belki de kötü yönetecekler bu arada. Gelecekler ve burada kötü yönetecekler. Diyeceğiz ki sorun yabancı hakem değil. Ya da yerli hakem, yabancı hakem konusu değil diyeceğiz. Yani aradaki kaliteyi de görmek açısından söylüyorum bunu. Belki de bizim futbol iklimimiz onları da etkileyecek. Bilemiyoruz. Ama bir yerde denemek de gerekiyor gibi duruyor. Çünkü hani hangi hakemden şikayetçi olunmuyor ki? Belki şu an yeni gelen hakemleri, genç hakemleri bir kenara bırakalım ki. Bu arada Zorbay Küçük'ü hatırlarız. İlk çıktığında mesela çok potansiyelliydi değil mi? Birçok hafta mesela kamuoyundaki hakem yorumcuları tarafından vesaire haftanın hakemi seçildiğini ben hatırlarım mesela. O gün biz şeylerde samimi değiliz yani. Kulüplerimiz de samimi değil. Kesin. Çünkü yani 28 Kasım 2018'de Kulüpler Birliği bir bildiri yayınladı. Ve bu bildiri 17 kulübü imza attı. Galatasaray kulübü imza atmadı. Bildiri neydi? Hakemler de hata yapabilirdi. Ama ondan sonra ne oldu? Bütün herkes hakemleri konuşmaya başladı. O zaman ya imza atacaksın ya konuşmayacaksın. İmzayı atmayacaksan da... Tabii mesela o yani zaman şimdi aradan... İmzayı atmayan konuşmuyor, herkes konuşuyor. Şimdi aradan ne kadar vakit geçti değil mi? Sayın Ali Koç çıktı, dedi ki hani Ahmet Nurçebi haklıymış dedi o hakemlerle alakalı. Ama şunu söylüyorum ya. Sayın Dursun Özbek, siz de aynı şekilde kendinize karşı bir operasyon, bir aşağı çekme durumu olduğunu belirtiyorsunuz. Ama kimin yaptığını söylemiyorsunuz. Şimdi yaptığınız açıklamalardan da federasyon olmadığını anlıyoruz. Hakemlerle alakalı da çok fazla bir durum olmadığını görüyoruz. Bu değişimle alakalı bir isteğiniz yok çünkü. Kim yapıyor o zaman? Bunu da siz açıklamanız gerekiyor. Şimdi yine hakemlerle ilgili açıklamalar var Erden Timur'dan ve Metin Öztürk'ten. Bunun dışında futbolcuların da durumuyla ilgili merak edilenleri yanıtladılar. Hepsini söylemiştik burada son sayfada. Evet, bir bakalım, hatırlayalım neler söylemişler, sonra değerlendireceğiz. Evet, Serhan Türk bahsederken bizim hep söylediğimiz şeyler diye de ekledin. Tabii biraz da özellikle Erden Timur'un bir sitemi de vardı. Konuşsan suç, konuşmasan suç şeklinde. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Erden Timur'un o sitemi, biliyorsun, bir konuşma yaptı. Bu ligi bitirmeyiz şeklinde. Ama o ligi bitirmeyiz şeklindeki söyleminden sonra kendisinin bile kendisini tanımadığını dile getirmişti. Ya burada işte yeni yönetici olmanın, yeni işte camiayı yıllardır temsil ediyor ama kamera karşısında temsil etmenin bazen geri getirdiği zaman acemilikleri diye söylemek lazım. O yüzden aslında diyor ki söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum, içime atıyorum şeklinde ben algıladım onu. Metin Öztürk'ün oradaki söylemi de çok değişikti. Sayın ikinci başkan Metin Öztürk de biz şampiyonluğu alacağız, bir sene daha şampiyon olacağız şeklinde iddialı bir demeci vardı. Gerçekten Metin Bey de çok kibar, çok naif, çok düzgün bir iş adamı. Kendisi çok iyi bir insan, ben severim kendisini de. İkinci başkan da layıkı şeklinde, iyi bir şekilde yapıyor. Basın toplantısında da çok güzel her şeye cevabını verdiler. Zaten başkan çok konuştu. Başkanın konuşması gerekiyordu. Başkanın cevaplaması gerekiyordu. Sayın Erden Timur da hem Flora ile ilgili hem kulüple ilgili bütün şeyleri tek tek vermeye çalıştı. Ama yine de konu bütünlüğü gitti. Aslında konuşulması gereken Sivas maçı ve Galatasaray'ın temsiliyetiyken bir anda Sacha Boey'in durumu, Icardi'nin durumu, farklı durumlar buralara gitti. Zaten ben hayatımda Galatasaray basın toplantısı kadar bu kadar çok katılımın olduğu basın toplantısı görmedim. Yaklaşık bir 100 kişi vardı içeride, 100 basın mensubu vardı. Belki ulaşımın kolay olduğundan dolayı. Ya da Galatasaray orada hiçbir şekilde herkesi özgür bırakıyor, herkes gelebiliyor. Ama daha sonrasında işte çıkan ısmarlama haberler, şunlar bunlar, ben onlara hiçbir şekilde yanlış olduğunu düşünüyorum. Oraya gelen herkes gazeteci kimliğiyle geldi, gazeteci kimliğiyle hür iradeleri cevapladı. Ve başkan da herkesin sorusuna cevapladı. Hatta son bir soru dediler. Son bir soruda da Sezgin abinin sorusuydu. Sezgin Gelmez'in sorusuydu. Onun da içtenlikle cevapladı. Bir de bizim Burhan Can Terzi var, Sporsel'den kardeşimiz. Evet, onun sorusuna da başkan orada yanlış anladı. Ve oradan da sanki Burhan onları, başkanı ve yönetimi
tenkit ediyor ya da farklı şekilde bir şey söylüyor gibi algıladı. Aslında buranın söylemek istediği orada farklıydı. İçeride bir kırganlık mı var, içeride bir sıkıntı mı var? Erden Timur niye konuşmuyor ya niye göremiyoruz şeklindeydi. Başkan da belki o konunun rehaveti ve çok ciddi olması nedeniyle yanlış anladığını düşünüyorum. Basın toplantısında başkan bütün her şeyi içtenlikle cevapladı. Orada önemli unsurlardan birisi de transfer gündemiydi. Birazdan geleceğiz zannedersem onlarla ilgili. Güzel, herkesin sorularının cevabını aldığı bir basın toplantısı olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii transferle ilgili sorular daha önümüzdeki günlerde artacaktır. Sende var mı istihbaratlar Serhan? Yok, bizim biliyorsun senin yayında biz hazırlanarak geliyorum ben özellikle Melike. Senin yayında olduğu zaman bir de sen kırmızı giyiyorsun. Biz ver kırmızı diyorsun. Biz de veriyoruz kırmızıyı. Bak şimdi dedi ki senin yayınına hazırlanarak geliyorum. Ama burada öyle. Diğer yayınlara bir haksızlık etmeyelim de. Kendi yayınımı da biraz ön plana çıkarmış yok, olayım. Yok, teşekkür gerçekten ediyorum. Gerçekten senin yayınına sen de şahit oluyorsun. Tabii, son bu dakika saatler bile, çok kritik tabii. Gecenin 11'inde 12'sinde bile muhataplarıyla konuşup kendimi hazırlayıp o şekilde geliyorum. Icardi'nin durumunu verdiğimiz gibi. Icardi'nin ben takımla beraber olmasını temenni edenlerden, isteyenlerdenim. Çünkü takımla beraber olmak ve bu hani Icardi sakat. Icardi'nin dinlenme ihtiyacı var ama Icardi takımla geldi denmesi bile hem içerideki hava açısından sağlıklı olabileceğini düşünenlerdenim. Ama tabii ki Icardi'nin sakatlığı da böyle sürekli böyle yoğun tedavi halinde olacak diye dinlenecek bir sakatlığı söz konusu. Kendi antrenmanları, kendi tedavisinde, kendi antrenmanlarında yapan özelliğe sahip. Zaten verdiğimiz tarihte Trabzonspor karşılaşmasıydı. Trabzonspor karşılaşması en azından maskeyle de olsun. Bekliyorum Icardi'yi. Saşa Boyun dizinden MR çekildi. Ve bundan dolayı ağrı hissetten dolayı olmadı. Diğerlerini çok fazla konuşmaya gerek yok. Nelson özellikle. Nelson'u ilerleyen zamanlarda daha da fazla forma şansıyla göreceğiz. Şu transfer döneminde Nelson'u daha fazla stoper mevkisinde göreceğiz. Devam edeceğiz. Bir kısa aramız var. Aranın ardından son dilimde buradayız. Evet, aranın ardından beraberiz. Konuşacağımız daha çok konu var aslında. Bu maçı da daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. Süremiz biraz kısıtlı olduğu için önce bütün haberlerimizi hızlı bir geçelim. Sonra hepsini genel olarak sizlerin soruları ve görüşleriyle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi Galatasaray'da hem Dursun Özbek'in Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarını hem ikinci başkan Metin Öztürk ve Erden Timur'un da Sportif AŞ Başkan Vekili'nin de açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. Bunların sonrasında Fenerbahçe'den bir cevap geldi. Yine daha önce de yapmıştı aynı çağrıyı Fenerbahçe. Galatasaray'a bir çağrıda bulundu. Detaylar haberde. Şimdi daha önce bunu yapmıştım. Tekrar yapmayacağım. Bu davet olduğunda ben son sayfaya çağırmıştım. Daha da keyifli olur demiştim hatta. Yani gergin olmaz en azından. Bizim programda çok gerginlik olmuyor biliyorsunuz. Daha çok eğleniyoruz, keyifli konuşuyoruz. Eğlenceli yanlarını konuşmaya çalışıyoruz diyelim. İşte elimizden geldiğince tabii gündem bazen eğlenceli şeyler konuşmaya da elverişli olmayabiliyor. Ama şu öyle bir noktaya geldik ki artık Fenerbahçe konuşalım diyor. Galatasaray bunu kabul etmiyor. Hatta bir kanalda, kulüp kanallarında ortak yayın yapalım gibi bir konuda gündeme gelmişti. Bazı konularda ortak karar alabilse de kulüpler burada bir türlü buluşamadılar, bir araya gelemediler. Gelinirse ne olur? Hakem kararları tartışılarak işte gösterip sizin maçta bu oldu, bizim maçta bu oldu mu denecek? Ya da karşılaştırma mı yapılacak bütün kararlar üzerinden? Ve bunlar yapıldıktan sonra nasıl bir sonuca varılacak? Ben çok işin içinden çıkamadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere sonunda söylediklerinden başlayalım. Zaten Fenerbahçe açıklamasında sadece bu sezonu değil, önceki sezonları da konuşalım diyor. Ve bunu birçok kez tekrarlamış oldu bu daveti. Tabii neden kabul edilmediğini Serhan abi daha iyi yorumlar. Geçmişte biz kulüp başkanlarının da, teknik direktörlerinin de programlara katılıp bir arada konuları tartıştığında şahit olduk. Çok uzakta zamanlar değildi. Bundan en son 10 yıl öncesinde vesaire vardı hatırlarsınız. O dönem dört büyüklerin başkanı bir araya gelmişti. Teknik direktörleri bir araya gelmişti. Türk futbolundaki konular konuşulmuştu ekranlar karşısında. Neden kabul edilmediğini dediğim gibi Serhan abi daha iyi yorumlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin açıklamasıyla alakalı hani içerisinde bir cümle var. İşte soru soran basın mensuplarıyla alakalı. Her kulübü takip eden
basın mensuplarının içerisinde ne yazık ki biraz böyle basın etiğini aşan şekilde sorular soranlar oluyor. Evet. Yani buna ben bir basın mensubu olarak üzülüyorum. Yakın zamanda şahit de oldun. Yani yakın zamanda işte bir tartışma oldu, bu ayrı. Yani ben de sana soruyorum, kim mesela bugün basın? Her kulüp için diyorum ben bunu. Yani. Ama zaten adamlar, yani senin söylediğin insanlar mesela, ben kimin ne söylediğini farz ediyorum. Zaten adamın şeyinde 1905 geçiyor yani, kendi YouTube kanalının üstünde. Ya da kendi Galatasaray diye geçiyor. Evet. Ya da Fenerbahçe diye Fenerbahçe, geçiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Aslında o isimleri gazeteci şey diyemeyiz öyle bir noktada. Ne yazık ki böyle bir durum var. O yüzden ben her seferinde Türk futboluyla alakalı bir şeyde hani neden kötü duruma düştüğüyle ilgili pay biçerken medyaya da ne yazık ki pay biçiyorum. Üzülüyorum ona bir medya mensubu olarak. Ben elimden geldiğince en azından basın toplantılarında doğru şekilde ifade ederek kendimi soruyu sormaya vücut çalışıyorum. Vücut dilimize de dikkat ederek. Vücut dili, vücut dilinin dışında soru sorma şekli, yani tabii. Hitap şekli bir kulüp başkanı. Kendisiyle ilgili olumlu düşüncelere sahip olmayabilirsiniz. Ancak ve ancak kulübün başkanı orada bir camiayı temsil ediyor, bir kulübü temsil ediyor. Dolayısıyla saygı duymak gerekiyor o makama. Ve onun dışında şöyle bir şey var. Mesela atıyorum Galatasaray'ın basın toplantısı, orada sorular işte Fenerbahçe'yi iğneleyecek şekilde mesela Galatasaray Başkanı'na soru soruluyor. Veya Fenerbahçe basın toplantısı işte Sayın Ali Koç'a soru soruluyor ama Galatasaray orada yok. Galatasaray'ın temsilcileri yok. Galatasaray'ı iğneleyecek şekilde böyle soruyu biraz da yorum katarak sormak. Ya, evet. Çok basit bir şey var gazeteci. Soru kısa, net ve yorumsuz olmalıdır. Öyle değil mi? Yani sonuçta bir futbol maçının sonrasında işte taktik analizle alakalı, oyuncu değişiklikleri alakalı da bir soru değil bu. Hani orada bazen yorum katıp da gözleminle alakalı da bir soru sorabiliyorsun. Ama dediğim gibi yani bizim de en azından medya olarak bir şeylere dikkat çekmemiz gerekiyor. Ya sen ne söyleyeceksin Serhan? Özellikle Çağrı'ya Galatasaray'ın bakış açısı, tasarrufu ne? Biraz onu merak ediyorum. Hani normalde reddediyor ama bakış açısı ne? Onu merak ediyorum. Çağrı'yı o zaman kamuoyu üzerinden yapmaya gerek yok. Çağrı'yı yan yana geldiklerinde birbirlerine yapsalar daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ya zaten kulüpler birbirine bir görüşüyorsun. Pazartesi görüşüyorsun. Pazartesi birbirinize söyleyin. Hadi çıkalım deyin. Ya da basın toplantısı yapılıyor. Ondan sonra mesela kulüpler birliği ya da atıyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir etkinliğinde basın toplantısı yapıyor. Çıkın o zaman orada konuşun. Konuşun, tartışın. Ama ben bugünkü o Fenerbahçe'nin bildirisinde o hani ısmarlama soru tarzıyla bir şeyler söylemişler. Ben buna katılmıyorum. Çünkü herkes hür kendi iradeleriyle soru sordular. Tabii ki orada bazı YouTube kanalları da var ama YouTube kanalının zaten kendi içerisinde Galatasaray diye geçiyor. Galatasaray camiasının soruları üzerine gidiyor. Tabii ki o gün söylediğin gibi bazen üsluplar, bazen hareketler farklı yerlere gidebilir. Oradan imtina etmek lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Eğer bu tarafta böyle varsa diğer tarafta da aynı şeyler var. Diğer bu tarafta, tüm medyanın sorumluluğu. Yani eğer sen bu tarafı ısmarlama sorular ya da istenilen sorular soruyor diyorsan o zaman sen kendi tarafından istenilen sorular geliyor ya da şey yapıyor anlamına gelir bu. O zaman demek ki sen burayı bu kadar çok iyi biliyorsan demek ki sana da o şekilde... Yani eğer birisi birine bir iftira atıyorsa iftirasının zamanında kendisi yapmıştır. Bu kadar basit yani. Öyle de. O yüzden şunu da söylemek lazım. Yani basın toplantısı işte bütün aslında ligde Fenerbahçe Galatasaray yok. Diğer takımlarımız da var. Ama Fenerbahçe Galatasaray çok yarışmacı olduğundan dolayı, şampiyonun en büyük favorisi olduğundan dolayı ilerleyen zamanlarda belki bu doz biraz daha fazlalaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray ikileme arasında gitmesi hem bence ülkemizi geriyor, insanlarımızı geriyor. Artık daha fazla gerilmeyelim. Ben herkesin ortak duygusu, ortak düşüncesi, hakem hataları ve hakemlerin performansıysa o üzerinden devam etmek gerekiyor. Şimdi bir sıcak haber geldi. Evet. Onu da paylaşalım ve biraz artık yani saha içi artı transfer konularına bir dönelim. Umut Nayır Cardiff City yolunda. Erol Hoca'nın yanına konuşalım. Gidiyor. Evet, Erol Hoca'nın takımı, Erol Bulut'un takımı, Fenerbahçe'nin de eski teknik direktörü Erol Bulut. The Guardian'ın haberine göre
Umut Nayır istiyor. Zaten oyuncunun ayrılığı gündemdeydi. Oynamak istediği bir Süper takımda. Süper Lig'den de çok teklif var. Evet, Süper Lig'de de çok teklif var. Çünkü gittiği takımlarda hep iyi işler yaptı. Ki bu da onu zaten Fenerbahçe'ye getirdi. Onu söyleyelim, milli takıma taşıdı. Ve yine milli takımda yer bulmak istediği için Euro 2024'te zaten hocasına da söyleyip, kulübe de söyleyip ayrılmak istediğini belirtmişti Fenerbahçe'den. Çünkü forma şansı çok fazla bulamıyordu Umut Nayır. Cardiff'si konusunda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sıcak haberi konuşalım. Hayırlı olsun. Kendisi adına çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben Umut'un yazın yaptığı tercihe çok şaşırmıştım açıkçası. Evet, konuşmuştuk bunu, hatırlıyorum. Evet, ben çok şaşırmıştım. Umut Nayır gibi çok bilgili, kendini geliştirmiş, donanımlı bir futbolcu. Futbolcunun dışında da çok beyefendi, çok naif, çok kibar bir insan. Ve hakikaten futbolda böyle en bilgili gördüğümüz futbolcular arasında ilk sıralarda yer alır. Bu hepimiz aşağı yukarı biliriz. Ama ben tercihine çok şaşırmıştım. Yani çok duygusal hareket etti o dönem diye düşünüyorum. Yani çünkü Beşiktaş'a geldi, yapamadı. Hani çok iyi bir sezon geçirdi Ümraniyespor'da. Bir büyük deneyim daha yaşayıp burada yaparım duygusuyla hareket etti ama Fenerbahçe'de bulunacağı pozisyon belliydi. Yani bugün bu dakikaları alması kimse adına şaşırtıcı değil. Bu arada ben Umut'un biraz daha fazla süre alabileceğini düşünüyordum. Edin Dzeko'nun oyundan çıktığı anları itibariyle bunu söylüyorum. Ama yani Ümraniye'de harika bir sezon. Üzerine milli takım kadrosuna seçiliyorsunuz. Dolayısıyla orada devam edebilmeniz için oynamaya ihtiyacınız var. Sonuç itibariyle sizden önce o formayı terleten Serdar Dursun'du. Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Oynamadığı için milli takıma seçilmedi. Ve siz yerine geçtiniz. Bunları bir matematiğe oturtup yazın daha sağlıklı bir seçim yapsaydı en azından düzenli olarak oynamış olurdu. Milli takımda da şu anki sıkıntıyı da düşündüğümüz zaman santrafor bölgesinde yer bulurdu rahatlıkla. Şimdi orada yeni genç jenerasyondan da rakipleri çıktı tabii ki. Farklı oyuncular da var. Dolayısıyla bu yola girmesi gerekiyordu ama dediğim gibi yazın farklı, daha farklı bir tercih olsaydı kendisi adına daha doğru olurdu. Daha doğru olurdu. Sen nasıl yorumluyorsun Serhan Türk? Bu arada Championship'te 9. playoff'tan da Premier Lig'e katılmak Umut istiyor. Umut Nayır oynayabileceği yere gitti ama ben buradan Umut'a sesleniyorum. Çok sıkıcı bir şehre gidiyorsun. Allah daha önce Haluk Split'te oynamıştı. Yani evet. Balkanlarda bir tecrübesi var, yurt dışı tecrübesi var, onu da hatırlatalım. Allah yardımcısı olsun. Sıkıcı bir yere gidiyorsun. Ben daha milli takımda oradaydım. Hatta bir 20 sene önce bir milli takım maçında da yine Cardiff'teydim. Ya ama tabii ki oradaki en büyük artılarından birisi Erol Hoca'nın orada olması. Erol Hoca ile anlaşabilir olması. Ve biliyorsun Euro 2024 maceramız var. Bu macerada Umut da artık oynamak istiyor. Fenerbahçe'de oynayamayacağını, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacağını diğer yabancı oyuncular gibi Umut da düşündüğü için artık Euro 2024 macerasında daha sonrasında kendisini, transferini daha fazla hızlandıracak bir şekilde performans göstermek istiyor. Bu açıdan bence hem kendisi için hem de kendi ileriye dönük futbol geleceği için, spor geleceği için bir anlamasını iyi yaptığını düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Ben başarılar diliyorum. Cardiff'te şu an ikinci Türk olarak görev yapacak. Evet, tabii bir tek bununla kalmayalım. Transfer demişken Fenerbahçe hızlı davrandı devre arası transfer döneminde ve önemli isimleri kadrosuna katıyor. Onu da söylemiş olalım. Önce Krunić diyelim. Uzun zamandır bekliyor Fenerbahçeliler Krunić'i ve artık o transferde de mutlu sona ulaştı Fenerbahçe. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? İlk seninle başlayayım o gün. Öncelikle arada, devam et. Bir şey söyleyeceksen yok yok ederim. Devam et. Yani Krunić hayırlı olsun. Fenerbahçe uzun süredir peşindeydi. İsmail Hoca'nın çok istediği bir isimdi. Kaç oyuncu oldu Balkanlardan onlara bakacağım da. Evet. O yüzden bu arada dedim sen devam et. Krunić ile ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında net bir 6 numara değil. Biraz Pioli onu 6 numara kullandı. Merkez orta sahada çıktığı maç sayısı çok çok daha fazladır diye düşünüyorum. Hatta 10 numara oynamıştı. Kanatta da zaman zaman oynadığı maçlar var. Hem Milan hem de öncesinde. Pioli onu oldukça geriye attı. Yani 6 numarada kullanmaya başlamıştı. Sezon başında forma şansı bulduğu maçları hatırlıyorum. İlk 11'de çıktı. Sonra 11'den de kesildi. Yedek oyuncu konumuna düşmüştü. Hiçbir zaman Fred gibi bir oyuncu olmadı. Yani Fred kadar ne potansiyelli oldu ne de Fred gibi
oyunu baştan sona değiştirebilecek yeteneklere sahip bir oyuncu olmadı ama sorun çözebilen oyuncu. Ve bir diğer artısı da çok fazla mevkide oynayabiliyor. Yani mesela 6 numarada oynatabiliyorsunuz değil mi? Rahatlıkla 8'de de oynatabiliyorsunuz. Bugün Fenerbahçe'de konuştuğumuz ne? Fred'in yanındaki oyuncu. Fred'in yanındaki oyuncu konumuna çok uygun bir isim. Neden? Topla ilişkisi de iyi. Bir de mevcut kadrodaki oyuncuları düşününce hakikaten Fred'i tamamlayabilecek bir oyuncu. Evet. Ve yıpratıcı da bir oyuncu. Hayırlı olsun. Fenerbahçe için ben önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi burada özellikle Fred'le değerlendirmek gerekiyor Krunic'i. Tek başına değil. Fred'le de değerlendirince, hatta Fred'siz de değerlendirmek gerekiyor. Burası bence çok önemli. Neden? Biz Fenerbahçe'nin oyununun kötü olduğu maçları hep Fred yokken gördük. Fred'in olmadığı o anlarda orada bir şeyler yapabilecek oyuncuya ihtiyaç vardı. Bir Fred'in yanında tamam, bir de o olmadığı zaman. Değil mi? Diyelim bir maçta Fred yok. Oraya Krunic koyacaksınız, yanında İsmail oynayacak. Misal. O zaman Fenerbahçe ne yapabilir? Belki Fred'in oynadığı oyun kadar etkili olmayabilir ama en azından mevcuttakilerden daha iyi verimlilik sağlar. Ona daha yakın olmaya çalışan isim olur. O yüzden kıymetli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdi seninle hem Krunic hem Bonucci'yi konuşalım. Bir de bir yandan bu iki ismin kadroya gelmesiyle beraber Fenerbahçe'nin ayrılması gereken oyuncular da var. Yani orada da Fenerbahçe'nin bir şekilde bir atılım yapması lazım. Aslında bu işlerde genelde başarılı oluyor son Fenerbahçe yönetimi. Onu söyleyeyim, oyuncu satışında. Ayrılması beklenen oyuncular da olacak. Ama senden de önce Krunic ve Bonucci yorumu bekliyorum. Ben ilk önce Ali Koç yorum yapmak istiyorum. Allah Allah. Eğer ben gazete çıkarsaydım, yarın gazetemin başlığı şu olurdu. Patron çıldırdı. Ali Koç için mi? Ali Koç için öyle bir başlık atmak isterdim. Çünkü kendisi, çok önemli isimler, kendisi de söyledi. Artık son senesinin olduğunu söyledi. Son senede hedefin dolu düzgün gidecek bir şekilde takım kurup ve ardından şampiyon yapabilmek. Şampiyonluk bazında da çok önemli oyuncuları aldı. Yaşına bakmıyor, tecrübesine bakıyor. Yedeğin yedeğini buluyor. Ve bir daha bir hata yapmak istemiyor ve bu senenin en büyük transfer planlamasını yaptı. Önemli oyuncular aldı. Bu seneki ekibi de iyi kurdu. Özellikle oyuncu bulma, oyuncu satın alma, oyuncu kiralama yönleri, evet, çok işler yaptığını düşünüyoruz. Yani o açıdan mesela biz Galatasaray için daha önce başlık götürdük. Başlığımız şuydu: Galatasaray uçakları iniyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin uçakları iniyor. Sen sol bek mevkine daha transfer yapamazken adam yedeğini bile alır hale geldi. Rakip böyle transferler yaparken hala beklemedeysen bir sıkıntılı bir süreç başlıyordur anlamına geliyor. Tabii ki Fenerbahçe transferler yapacak. Fenerbahçe'nin bu seneki o özlemini gidermek istiyor. Ama transferler yaparken de yerli kuralına göre nasıl oynatacak? Şimdi sen 3 kulvarda gitmek istiyorsun. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa ve Süper Lig. Ama senin için Süper Lig daha çok ön planda. Çünkü yılların getirmiş olduğu bir hasret var. Tamam, yedeğini yapıyorsun. Bir anlamda yerliler de gidiyor. İşte Umut Nayır'dan bahsediyoruz. Cardiff'e gideceğinden bahsediyoruz. Ama senin şu sistemde ne yapman lazım? Defansta işte Ferdi sol bekte oynuyor. Tamam. İrfan Can ya da Cengiz sağ açıkta oynuyor. Sağ kanatta oynuyor. İsmail Yüksek'i koyabileceğin yerde sürekli takviye yapıyorsun. En son Krunic'i getiriyorsun. Sen burada ne yapacaksın? Ya kaleyi millileştireceksin ligde. Forvet'i millileştiremeyeceksin. Sol kanadı millileştiremeyeceksin. Sağ bek'i millileştiremeyeceksin. Öyle bir sıkıntılı bir süreç var. İyi transferler yapıyor mu? Bence muhteşem transferler yapıyor. Yaşına bakmaksızın. Yani Bonucci'nin çok tecrübesi kariyerli, yeterli. Oyuncular var. Bonucci'nin tecrübesi yeterli. Çünkü öyle bir şey ki mesela Mayıs'a kadar güçlü çıkabilmen lazım. Mayıs'a kadar güçlü kalabilmen lazım. Mayıs'a kadar mücadeleci ve yani yarışmacı bir takım oluşturman lazım. Sen devre arasında gördün. Yani sezon başından bu yana kadar süreçte defansif anlamda eksiklerin sana neler getirebileceğini gördün. Orta sahadaki sıkıntıların seni başına neler açabileceğini gördün. Ama bana sorarsan bu senenin en fazla katkısını yapan iki oyuncu Fred'le Şimanski'nin beraber oynayabilmesi. Dzeko ile Tadic'i saymıyorum ben. İki oyuncu oynadığı zaman Fenerbahçe farklı bir kimliğe bürünüyor. Ben Fenerbahçe'de bu sene artık hedefin şampiyonluk olduğunu, hedefe şampiyonluk yolunda patronun çıldırdığını
ve Çıldıran Patrolü'nde neler yapabileceğini görebildik. Şimdi kimler gider onu konuşalım. O gün seninle de evet. Çok kısa. Bir de birazdan bir grafik getireceğiz. İlk yarı performanslarına, şampiyonluk yarışında iki takım çok önde olduğu için onları konuşacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumunu ama önce bir kimler gider Fenerbahçe'den? Samet Bonucci gitti ve, zaten. Evet. Yer açmak için Krunic'e. Crespo gibi duruyor şu an itibariyle. Çünkü Crespo'nun olduğu bölgeye Krunic transferi de geldi. Evet. Crespo ile ilgili bazı tekliflerin olduğu söyleniyor, ilginin olduğu söyleniyor ki yazın da vardı aynı teklifler hatırlarsınız. Son dönemde forma şansı da buldu. Bence fena da değerlendirmedi bu arada İsmail'den. Formayı almıştı mesela. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha yüksek rakamlı bir teklif alabilirler. Dolayısıyla bu değerlendirilmeye alınabilir ki bugün Olympiakos haberleri okudum ben Crespo ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam Yağız yazdı. Yanlış olmasın şimdi okumuş olan Yağız Sabuncuoğlu arkadaşımız. Kim yazdıysa artık. Ama Olympiakos haberini okuduk. Dolayısıyla ilk etapta düşünce Crespo gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin elinden çıkarması gereken sanki farklı oyuncular da var. En azından kiralık olarak. Şu dönemde. Çünkü hiç fayda alınamayan oyuncular var. Ya da çok kısıtlı fayda alınan. Nedir Türk bu? Olarak mı yabancı olarak mı? Yabancı. Yabancı da bu arada yabancı kuralıyla ilgili bir evet, şey değinmek gerekecek ettim. Birazdan. Yağız'ın geleceğim oraya. Hesabını. Yağız'ın mı? Evet. Doğru hatırlamışım. Yağız Sabuncuoğlu yazmış. Mia Zeiss Fenerbahçe'ye hayal kırıklığı oldu bu sezon. Çünkü yazın Mia Zeiss'a teklifler vardı. Beşiktaş'ın da ilgisini geçtiğimiz sezondan ben biliyorum. Ama İsmail Hoca istedi ve takımda kaldı. Ya şimdi seni bu kadar isteyen bir teknik adam var. Biraz olsun bir performans. Ya bu kadar keskin düşüş Mia Zeiss gibi ben kaliteli olduğuna inandığım bir oyuncuda olmasını beklemiyordum. Ben yine aynı görüşteyim. Çok kötü bir sezon ama bu kadar kötü bir oyuncu değil mi Yazayız? Oturmadı. Ryan Kent aynı şekilde. Ryan Kent de gidebilir. Çünkü Ryan Kent'e İngiltere'den ve İskoçya'dan teklifler olduğu, ilgi olduğu söyleniyor. Belki o da mesela bir Championship olabilir ya da İskoçya Ligi olabilir. Fenerbahçe'nin mevcutta verim alamadığı oyuncular bunlar. Yerli oyuncular özelinde de Emre Mor mesela. Çünkü orada İrfan Can var, Cengiz Ünder var, Emre Mor olabilir. Gelecek sezon daha farklı isimlerde konuşabiliriz elbette. Yani Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş vesaire. Grafiğimizi de isteyelim, bir bakalım ilk yarı performanslarına. Ama şu an ilk etapta yabancıdan bir Zeiss konusu var. Ryan Kent, Crespo. Yani çok da şans bulamayan oyuncular zaten. Bir de yerlilerden Samet'i zaten saymıyoruz artık. Umut da artık gittiğine göre bir Emre Mor kalıyor gibi geriye. İyi oyuncuları... İlk 11'de sık sık gördüğümüz oyuncuları zaten devre arası göndermek niyetinde değil Fenerbahçe. Krunic, Fred ikilisi de yan yana gelince yerli kuralında konuşacağız Fenerbahçe'de. Evet. Üçüncü yerli. Evet. Onu söylüyoruz. Orada da ben, sıkıntı olacak. Yok ben yerli kuralından derken federasyonun aldığı yabancı kararını atıfta bulundum. Evet. Yerli'de Mert Müldür'ün performansı çok iyi Fenerbahçe adına. Bence İsmail Hoca bu performansı çok seviniyordur. Çünkü en azından Mert Ferdi elimi rahatlattı. Tabii. Mert sağ Ferdi sol. Bir de sağ kanatta zaten yerli tercih derken oradan bir denge oturtabilir. Evet, bence Livakovic bile yeri geldiği zaman forma şansı bulamayacak gibi geliyor bana. Evet, bu da tartışılan bir. Livakovic de orada falan. Yerli olarak yedekleyeceğini düşünüyorum. Zaten var. Evet, şuna da bakarlar tabii ki. Osayi mi bu takıma daha fazla fayda sağlıyor? Yani Osayi Mert ilişkisinde Livakovic İrfan Can mı? Yani burada ben biraz daha Mert Müldür'den yana olacaklarını düşünüyorum açıkçası. İrfan'ın bu arada Livakovic gelmeden önceki performansı çok kıymetliydi. Ama Mert de performansını arttırıyor. Avrupa şampiyonası var. Biraz daha böyle devam ederse ilk 11 oyuncusu zaten sağ bekte Mert Müldür olur Avrupa şampiyonasında. Şimdi şampiyonluk yarışında iki takım ön planda şu anda birbirleriyle yarışıyorlar. Her anlamda da yarışıyorlar tabii. Onu da söyleyelim. İşte İlk yarı performansları nasıl yorumluyorsunuz? Ya bir kez zaten atılan yeniden gole ben şaşırmıyorum. Çünkü Galatasaray'ın savunmadaki üçlü, üç oyuncusu ki bunlar Abdülkerim, Davinson, Davinson'un yokluğunda Nelson. Fenerbahçe'nin uzun süre bekasız oynayan Fenerbahçe'nin bir de Dijikus'uz haftaları vardı. O haftaları düşününce çok normal yani Osterwold'e kaç tane maça? Stoper'de başlamıştı mesela. Böyle bir sıkıntısı vardı. Fred'in de yokluğunda biraz problem yaşadılar.
Atılan goller doğru orantılı çıkıyor istatistikler burada iki tarafın zaten. Hücum ve savunma performansları doğru orantılı ama şunu ekleyeyim. Galatasaray'ın atılan gol sayısı biraz daha fazla olabilirdi. Orada hücum hattında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar evet. Bitiricilikte. Bir numarası da Kerem Aktürkoğlu. İyi oynadığı maçı dahi çok iyi oynuyor mesela bir maçta. Ama tabelaya etki edemediğinde eleştiri oluyor bir yerde. Ve ya Kerem'in çünkü 3 de... maç kötü oynuyor, bir maç iyi oynuyor. Ya geri tam geliyor mesela 3 maç iyi oynuyor tam ama... Tam tersi olması lazım. Şimdi tam şöyle, tersi olması lazım. Oyunun genelinde çok iyi oynuyor diyelim 3 maç. Hı-hı. Ki bunları da yaşadık. Ama 6 pastan mesela tavana vurmak istiyor, kaçırıyor. Dolayısıyla akılda o kalıyor. Geriye yaptığı hiçbir şey kalmıyor. Mesela Zaha'nın performansı daha kötü Kerem'den sezonun geneline itibariyle. Ama Kerem bu sezon hep kaçırdıklarıyla akılda kalıyor. Ve sıçrama yapmak istiyorsa bir yerde, gelecekte bu bitiricilik konusunu çözmesi gerekiyor. Bu şekilde çok zor. Yani Avrupa hayali, Avrupa hedefi varsa, hani 5 büyüklük, bu bitiricilik konusunu çözmeden işi çok zor. Peki bir ben kimim yapalım? Yapalım yapalım. Hızlı hızlı gidiyorum ama bugün süremiz biraz az. Bize yetmiyor ya 2 saat. Hele de böyle transfer dönemi varken. Kendine has köftesiyle ünlü bir başkent şehrinde dünyaya geldim. Kariyerimin ilk transferini Türkiye'ye gerçekleştirdim. Kahvaltıda Lutenitsa olmazsa olmazımdır. İlk ve tek kupamı Türkiye'de kazandım. Leonardo Bonucci'ye karşı rakip olmak hiç kolay değil. Elvir Boliç. Hayır. Baliç. Aa, hepsini say. Yani sayarım tabii ki yani. Hayır. Bak Bonucci Leonardo Bonucci'ye karşı rakip olmak hiç kolay değildi. Yani milli takımda da olmuş olabilir. Amir Hacı Ahmetoviç mi? Hayır. O köfte de benim en çok sevdiğim Edim köftedir Vizca. Yani. Hayır. Plaskaviska. Bosna... Şey... Bosna Ersek ya. O geçenlerde konuştuğumuz kahvaltılık sosa benzer bir şey değil mi? Lutenitsa evet, evet. Öyle bir şey. Pastacanlıma gönderdi ama bizim ev buzdolabında duruyor hala. Afiyet olsun. Afiyet olsun Serhan Türk. Ya işte denk gelemiyoruz. İlk transfer. Bosnalı ve ilk transfer. Kendimi az gözünün evi başkent içeride. Siz bana gönderin. Amir. Aa, bu arada göndermek demişken. Ali Tuncel'e çok teşekkür ediyorum. Muhteşem avokadolar için. Tekrar sağ olsun. Bugün de paylaştığım bir tane fotoğraf vardı. Kimse anlayamamış ama o da çarkıfelek meyvesiydi. Biraz fazla yakından paylaşmışım galiba. Soru işaretlerini de ortadan kaldırayım. Güzeldir ya böyle mayoş bir tadı var. Güzel, Melike taze, şu an bizi dağıtıyor bilerek. Taze böyle meyveler gönderiyor bana. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Var mı tahmin? Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an Bonucci'yi çözdüğüm anda bitireceğiz mevzuyu. Ama tabii yani de. Zaten. Şimdi rakiplerini düşünelim. Türkiye'ye gelip geri İtalya'ya... Aktif şu anda. Tamam. Şimdi ilk Türkiye'ye gelecek ve İtalya'ya geri gidecek bu oyuncu. Çünkü milli takım... Dan saydık 2 kişi ama olmadı. İlk şu anda da Türkiye'de bu arada. Şu anda Türkiye'de. Oynuyor mu? Vedat Muriç gitti. Bir saniye ya şu anda Türkiye'de nasıl? İlk ve tek... Beyinler yandı. Visca değil. Hayır. Amir değil. Çünkü bunlar... Geldi Türkiye'ye ilk transfer olarak mesela ilk yurt dışı deneyimi olarak evet. Bakıyorum konuya. Nereye gelmiştir ilk Türkiye'ye bu oyuncu? Ya İstanbul. Bursa'ya gelmiştir. İstanbul'a gelmedi. Bursa'ya gelmiş. Bursa'ya da gelmedi. Trabzon'a da gitmediğine göre. Nereye gitti acaba? Elif Elmas değil değil mi? Hayır yok, ya. Yok boy Bosnalı ya. Şu anda burada diyorum. Şu anda burada. Krunic değil tabii ki de. Ama beyinler yandı. Saat 1:30 oldu tabii. Çünkü normal. Çünkü Krunic'in transferle. Ben şimdi kariyerimi ilk transfer ederken hani ülke dışına mı ilk transfer biraz orada şey oğlum. Yoksa mesela ülke içinde. Türkiye'de bu oyuncunun 4 takımı var tamam mı? 4 takımı var. 4 takımı var. Allah Allah. İlk ve tek kupamı Türkiye'de aldım diyor. Başakşehir'de kim vardı? Başakşehir'de. Bosnalı. Şu yok, an oynuyor. Bilal var. Şu anda 29 Galatasaray'da yaşındaymış. Galatasaray'da Bosnalı yok. Yok tabii ki. Ya, Fenerbahçe'deki büyük Bosnalı. Büyük takım demedim Başakşehir, Başakşehir. Büyük takım demedim ki ben. Düşünüyorum. Tebrik ben ediyorum. De.
Kimi tebrik ediyorum? Bilen herkesi. Beşiktaş'ta amir var, o da değil. Geçtik. İlk kim bildi? Bakalım söyleyelim onu. Ne var geriye? Kasımpaşa'da Bosnalı oyuncu var mı? Var. Haris Hayredinovic. İbrahim Bey, hayır. İbrahim Kupası Bey, tebrik yok ediyorum. Zaten. İbrahim Arısoy. İlk siz bildiniz. Tamam, bu Başakşehir kalıyor gibi geriye. Bu kupa üzerine bakıyoruz, Başakşehir. Bu futbolcu bir golcü. Bu futbolcunun İç Anadolu'da iki takımı var. Riyad Bahiç. Baliç, Riyad Baliç. Evet. Bahiç. Bahiç. Buyurunuz gelsin. Ya. Nasıl gelmedi aklınıza? Doğru diyorsun. Udinese'ye gitmişti de. Konya'dan döndü, evet, sonra. Evet. Başakşehir'e geldi. Evet, Giresunspor'da da oynadı. Gitmişti. Aslında doğru yerden gittik. Yani buradan gelip İtalya'ya giden oyuncu, evet, diye. Evet, doğru yerden gittiniz. İsmi bulamadınız. 5 Aa. Milyon euroya transfer Benim olmuştu. Benim Abdullah Keleş abim bilmiş de. İç Anadolu demek. Ama çekemediğimiz için söyleyemedim Abdullah abi. Tebrik ediyorum. Hayır, 5 milyon euroya transfer olduğu dönem Beşiktaş'a da adı geçiyordu. Hatırlıyorum. Udinese'ye gitmişti. Kötü bir deneyimdi. Geri geldi. Evet. Şimdi Beşiktaş dedin. O zaman Beşiktaş diyelim biz de. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Babacar Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş. Hem yeni hocasını konuşacağız hem de bu maçı konuşacağız. Maç öncesi notlara bir bakalım. Evet. Ben çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Hı hı. Fernando Santos'lu Beşiktaş, evet, artık yani teknik direktörde yüzü gülecek mi Beşiktaş'ın? Tabii bu maçta neyi belirler konuşmak için erken olacak. Tabii. Ama son maçtan da bir moralli çıktı deplasmandan Beşiktaş. O gün Şahinoğlu, nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi maçın sonucundan ziyade şu çok merak ediliyor. Oyuncuların vücut dili nasıl olacak? Oyuncuların saha içerisindeki reaksiyonu. Maçın birinci dakikasından 90. dakikaya kadar, uzatmaların sonuna kadar verecekleri o reaksiyon ve saha içerisindeki motivasyon nasıl olacak? Bu çok önemli. Çünkü Beşiktaş bazı maçları zaten mesela iyi oynuyordu. 70 dakika, 60 dakika. Şenol Hoca döneminde de diğer maçlarda, diğer teknik sorumluların döneminde de, Rıza Hoca döneminde de. Ama geneline yayamıyordu. Ve bazı anlarda biz şunu hissediyorduk saha içerisinde. Kopuş çok çabuk oluyor. Mesela geriye düştü. Beşiktaş dağılıyordu hemen geriye düştükten sonra. Bu yaşanacak mı? Şimdi Rize deplasmanında Beşiktaş iyi futbol oynadı değil mi? Çok zorlu bir deplasman. Yağmur yağıyor bir de. Bütün maç boyunca yağmur yağdı. Evet. Zor şartlarda oynandı. Biraz şuna yoruldu. Fernando Santos tribünde oturuyor ve artık bizi izliyor. Oyuncuların da buna dikkat çektiği düşünüldü. Dikkat kesildi ve kendilerini gösterme isteği oldu. Ki o maçı mesela iyi değerlendiren futbolcular var. Mesela çok tartışılan oyunculardan bir tanesi Onur Bulut. Bence Rize maçında iyi oynadı ki bir gol, yani çok tepki var Onur'un. İptal edilen, giderken de oraya, evet, çok. İptal edilen golde hatası olmasına rağmen ben iyi oynadığını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta oyuncuların performansları hep şöyle oluyordu. Bir maçı, üç maç çok kötü. İstikrar yok, evet. İstikrar hiçbirinde olmadı bu sezon. Fernando Santos'un bir cümlesi çok kıymetli. Geldiğinde yaptığı basın toplantısında. Ne denildi Santos'a? Kadro dışı kararlarıyla ilgili bazı oyuncular vardı. Kadro dışı kararı alınan. Sizin düşünceniz ne oldu? İşte görüştünüz mü? Ne yaptı? Ben duyduklarıma değil, gördüklerime göre hareket ederim dedi. Bak, evet, bu futbolcular için çok önemli bir şey. Çünkü önden işte şu futbolcu sorunlu, bu futbolcunun şöyle problemi var, şu şöyle, bu böyle denilebilir. Ama teknik adam ne diyor? Ben diyor bunları bir kenara bırakıyorum. Bana bugüne kadar gelirken söylenenleri sahada gördüğüme göre hareket edeceğim. Yani demek istiyor ki hepinizin bir şansı daha yeniden doğdu. Bütün futbolcular için. Hepsiyle tek tek görüşeceğim dedi. Şu an Beşiktaş'taki her futbolcunun şansı sıfırdan geri doğmuş oldu. Bu Rebic için de geçerli. Performans çok kötü olan, işte tartışan Onur için de geçerli. Bir başka oyuncu için de geçerli. Bu arada Abubakar'a, evet, gireceğiz. Birazdan konuşacağız. Birazdan konuşacağız Abubakar'ı da. Ekranlarınıza geldi sakatlık bu haberi. Bu Abubakar için de geçerliydi hatta. Çünkü bu basın toplantısındaki ifadeler ortada. Yani görüşeceğiz, konuşacağız, evet, bakacağız durumlarına Rose için de. Dolayısıyla futbolcular bunun bilincinde hareket etmek zorunda. Bak, bu sezon herkes gitti. İş bitti. Artık sizde. Alınacak her tepki size olacak buna. Verilecek her tepki size olacak. Siz de üzerinize alınacaksınız. Neden? Çünkü tepki verecek bir şey kalmadı. O tribünlerde yer alan insanlar, evet, reaksiyon göstereceği neresi var artık? Hiçbir yer yok. Şenol Hoca yok, Ceyhun Kazancı yok, Ahmet Nurçebi yok. Bütün oklar sizin üzerinizde. Kim artık var? Ya Burak Yılmaz yok, işte Rıza Çalınbay yok. Siz kaldınız geriye.
Çünkü Fernando Santos'un bu sezon ki şeyi çok farklı olacak. Bir yapılanma var ortada. Yani kalkıp 3 maç kaybetti Santos'a kimse bir şey söylemiyor. Size söyleyecek. Evet. Dolayısıyla futbolunda bunun farkına varmaya ihtiyaçları vardı bugüne kadar ama bu ihtiyacı gideremediler. Sanki bizim buna ihtiyacımız yok havasında olanlar vardı. İşte günübirlik takılıyormuş gibi sanki böyle bir geçerken uğramış sahaya gibi oyuncular vardı. Ama Santos'un olduğu yerde şunu hissediyorsunuz. Disiplin her zaman var. Gittiği her takımda çalıştığında her yerde bunu geldiğinde zaten bu beklenti vardı Santos'un. Evet, iş disiplini. Ya bir numaralı isteği bu. İş disiplini. O yeşil sahaya çıktığınızda ama bu Ümraniye'deki yeşil saha ama Beşiktaş'taki yeşil saha. Dolmabahçe'deki fark etmez. O yeşil sahaya çıktığınızda iş disiplini olacak. Dolayısıyla burada şans bulamayanlar da yeniden bir silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Aralarında çok kıymetli oyuncular var performans verememiş olan. Bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. Ben yarın çok fazla değişiklik olacağını bu arada kadroda düşünmüyorum. Böyle 1-2 değişiklik olacağını düşünüyorum ama en azından Beşiktaş camiasında artık bilinmezlikler ortadan kalktı. Çünkü Rıza Hoca ile bu kalkan bir şey değildi. Ortadan kalkan bir durum değildi. Sözleşmesi belliydi ve hep şu konu konuşuluyordu. Seçimden sonra yeni bir teknik adam, yabancı bir teknik adam konusu çok konuşuldu. Ama artık böyle bir bilinmezlik yok ortada. Beşiktaş'ın bir teknik direktörü, net bir şekilde planı programı çizilmiş bir teknik direktörü var. Dolayısıyla bu bilinmezliğin ortadan kalkması hem tribün atmosferine hem de saha içerisine etki edeceğine inanıyorum. Serhan abi de değerlendirdikten sonra ben Abubakar'la ilgili söyleyeceklerim olacak. Antrenmanda sakatlandı. Milli takıma gitmişti biliyorsunuz. Beşiktaşlı futbolcu. Ben sana Abubakar. Yani üst üste mi geliyor diyelim ne diyelim. Serhan Türk istersen sen değerlendirmelerini yap sonra. Tabii ki. Daha tabii ki net bir şey yok ama durumuyla ilgili. Ama turnuvayı kötüymüş. Turnuvayı da kaçırabilir. Evet o gün son dakika bilgileri de aldı zaten. Ben şunu söylemek istiyorum. Hasan Arat Başkan doğru iş yaptı. Bir kere tebrik ederim kendisini. Hatta eleştirilerinin başında ben de geliyordum. Çünkü bir seçime giriyorsun. Seçim atmosferi öncesi çok büyük vaatlerle geliyorsun. Çok büyük görüşmeler yapıyorsun. Hoca nerede? Hep bunu soruyorduk. Hoca nerede? Ne zaman açıklanacak derken. Hasan Arat Başkan şunu yaptı. Acele etmeyin. Doğru karar almamız lazım. Doğru kaptanı bulmamız lazım, doğru hocayı bulmamız lazım derken zaman geçti ve doğru hocayı buldular. O zaman da o kadar büyük bir zaman değil. Bundan dolayı kendilerini tebrik ederim. Zaten Beşiktaş'ın ihtiyacı olan hocayı buldular. Disiplin ihtiyacı vardı. Takımın tekrar dirilmeye ihtiyacı vardı. Futbolcuların kendini futbolcu olarak daha fazla hissetmesi lazımdı. Beşiktaş'a aidiyet duygusunun daha fazla olması lazımdı. Bunları verebilecek bir hocayı getirirken düşünüyorum. Bundan dolayı Hasan Arat ve yönetimini tebrik ederim. Güzel iş yaptılar. Bundan sonrası artık hocanın elinde. Tabii ki orada da öf bitti, şu oldu, kötü bir dönem geçiriyor. Yine mi, daha mı kötü olacağız düşünür derken Hasan Arat'ın hamlesi gerçekten çok iyiydi. Bundan sonrası artık hocada. Bence futbolcunun artık kendini toparlaması lazım. O Beşiktaş camiası o kadar büyük bir camia ki o camiaya artık kenetlenmeye ihtiyacı var. Beşiktaş camiasında bir sıkıntı yok. Sadece futbolcunun ruhunu kaybettiğini düşünüyorlardı. Tekrar ruhunu kazanmaları gerekiyor. O ruhunu kazanması da ben hocadan geçeceğini düşünüyorum. O açıdan iyi bir transfer döneminde geçirirse, eksik bölgelere iyi transfer yaparsa Beşiktaş'ın yine yarışmacı kimliğiyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki fark daha fazla açıldı. Bu saatten sonra öndeki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu farkı daha da fazla koruyacaklarını düşünüyorum. O açıdan Beşiktaş aslında emin ellerde. Emin hocada, Emin Başkan'ın elinde iyi bir işler yapacağını düşünüyorum. Şimdi ben sana Abubakar haberini aldığımızdan beri o gün Şahinoğlu zaten araştırmalarını yapıyor durumuyla ilgili. Tabii gece saat 2'ye geliyor yani bu dakikadan sonra ayakta birini bulmak da çok kolay zor. Değil. Evet aynen öyle. Ama biz programdayken geldi bu haber zaten onu da söyleyelim. O gün Şahinoğlu sen bilgi alabildin mi? Hangi bilgileri aldın? Abubakar'ın durumu ciddi mi? Yarın kontrolü yapılacak, MR'ı çekilecek. Yüksek olasılıkla Uluslar Kupası'nda oynamayacak. Daha önceki sakatlıklarından bir sakatlık olduğu söyleniyor. Şöyle söyleyeyim ben Abubakar'la ilgili bir anekdot. Şimdi ara transfer döneminde en çok konuşulan oyuncuların başında geliyordu. Durumu ne olacak? Kalacak mı, gidecek mi?
Çünkü kadro dışı bırakıldı, sonra geri alındı o karar vesaire. Abubakar'a teklifler geliyordu ama bu teklifler Beşiktaş açısından resmiyete dönüşmüyordu. Neden dönüşmüyordu? Çünkü Abubakar'ı isteyen kulüpler özellikle Abubakar'ın kendi maaşıyla ilgilenip Beşiktaş'a verecekleri bonservisle pek ilgilenmiyorlardı. Daha ziyade bedelsiz çıkış peşinde olan kulüpler vardı ilgilenenlerden mesela. Çünkü kadro dışı bırakıldı vesaire, öyle bakıyorlar konuya. Ama Beşiktaş'ın hiç öyle bir niyeti yoktu. Ve gayet durum şu, Fernando Santos kendisiyle ilgilenecek, bakacak duruma, ona göre karar verecek noktasındaydı. Beşiktaş çünkü şu an stoper, orta saha ve kanat forvet üzerine yoğunlaşmış durumda. Ama Bakır'ı kazanmaya daha yani çok bu çalışacak. Yeni teknik adamın kararı yani, olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim. Beşiktaş Abubakar'ı bedelsiz vermeyecek. İsteyen kulüplerin ilk önce buna bir hazır olması gerekiyor. Ya da bilgi sahibi olması gerekiyor. Ama sakat oyuncuyu nasıl vereceksin şimdi? Bir de böyle bir şu an Beşiktaş vermek istiyor diye bir hani durum yok ortada. Onu demek istiyorum. Şimdi bakalım bu sakatlık da nasıl etkileyecek? O ayrı bir sakatlıktan başka bir sakatlıkta bir oyuncunun daha çağrılmasına neden oldu. O da Trabzonspor'la onu açıyor. Sadık Umar sakatlanınca o da ülkesinin milli takımına çağrıldı. Çok kısa bunu da değerlendirelim. Süremiz kısa çünkü ya, Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. Ve çok önemli maçları var. Özellikle biliyorsun önümüzdeki hafta Trabzonspor Galatasaray'la karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmada aslında önemli silahlarından birisi Onaçu'ydu. Hem pivot santrafor olması, uzun boylu olması, Trabzonspor adepte sorunu yaşamaması, daha sonrasında golleriyle karşımıza gelmesi adeta Trabzonspor için biçilmiş kaptandı. Ama geldiğimiz noktada Onaçu da kendi milli takımındaki sakatlığı yaşayan oyuncunun yerine milli takıma çağrıldı. Bu bir sıkıntı mıdır? Sıkıntıdır çünkü hoca da Onaçu'ya göre takım planlamasını yapıyordu. Hatta bu anlamda Afrika Ulusal Kupası'na gitmeyecek diye bence o hoca da sevinmişti. Bir anlamda gidince de önemli silahı, ilk 11 oyuncusu ve bütün yükü çeken, gol yollarındaki bütün yükü çeken oyuncusundan mahrum olacaktır. Bu da bir dezavantajdır. Dezavantajını nasıl avantajına çevirecek? Ben Abdullah Avcı'nın hamlesini de merak ediyorum. Öncelikle bu Galatasaray'ı sevindirmiştir. Evet. Trabzonspor'u maçı üzdü. Var. Tabii çünkü Galatasaray savunmasını çok ciddi şekilde zorlayabilecek bir oyuncu. Çünkü hava toplarında etkili stoperleri olan bir takıma karşı sizin de etkili bir silahınızın olması işinizi o noktada kolaylaştırır ki zaten yani onu aşının kenar ortalardaki o başarısını da görüyoruz. Yani Edin Visca son haftalarda çok iyi açıldı mesela. İyi bir uyum yakalamışlardı o noktada. Galatasaray stoperlerinin biraz daha rahatlayabileceği bir maç. Çünkü yıpratıyor bir de bir yandan stoperleri. Bir de Onaşu üzerine bir oyun planı var ortada. Dolayısıyla Trabzonspor adına çok ciddi bir kayıp. Peki şimdi sorularımız var. Hemen hızlı hızlı, süremiz çok az. Onları yanıtlamanızı isteyeceğim. Tabii. İlki gelsin. İlk yarısı tamamlanan Trendyol Süper Lig'de hangi takımın şutu daha çok direkten dönmüştür? Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray. O gün? Ya, ben Fenerbahçe diyorum ya. Evet, bakalım hemen. 14 kez Galatasaray. Çok acayip var. Hemen ben ikinci soru. Fenerbahçe demiyor musun? Galatasaray'da üstten avuta hep düşünüyorum. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi takımın defans oyuncuları daha çok... Başakşehir. Evet. Gol atmıştır. Başakşehir mi, Çaykur Rizespor? Ben Çaykur Rizespor diyorum. Hemen bakalım. Bilmiyorum. Başakşehir. Son soru. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi takım karşılaşmaların ilk golünü daha çok atmıştır? Samsunspor mu, Sivasspor mu? Sivasspor. Hadi Samsun diyeyim bari. Bakalım. Dersimi çalıştım. Helal. Otur. Sıfır. Bugün tahminlerimi tutmadım. Dersimi çalıştım ben kitaptan. Sivasspor'da 12 gole. Peki şimdi ben kimimin ikincisi? Gelsin. Hızlandırılmış ben kimimse 30 saniyede hızlı bileyim. Hızlı. Futbol hayatıma İtalya'da başladım. Kariyerimin en büyük başarısını 2022'de milli takımımla yaşadım. 389 maçlık kariyerimde sadece 2 kez penaltı kaçırdım. Eski takım arkadaşım Radek Kurunic'le rakip olmak keyifli olacak. San Siro'da Milan'ı yendiğimiz maçı unutmam mümkün değil. Ben kimim? Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu.
Balotelli mi? Hayır. 2022. Boricci mi? Yok, çok iyi bildiğiniz bir isim. Daha önce büyük bir takıma da geldi. Ha, şu an burada değil. Hayır, burada. Ama büyük bir takımda da oynadı. Oradan eski takıma tabii rakip oluyor. Bir saniye. 2022 Dünya Kupası. Çok takımı var yani. Özellikle Arjantin'le yaşamış olsa ya da Hırvatistan'la yaşamış olsa, ikisinden biri. Arjantin bence bu. Arjantin'de Galatasaray'dan. Bu oyuncu o büyük takımından sonra gittiği takımında iyi işler yaptı, başarılı oldu. Goller attı. Hayır, şu an rakip olacak diyoruz. Şimdi çok... yine Süper Lig'de. Tamam. 2022'de milli takımda kim başarı yaşadı? O takımından da şimdi yeni transfer oldu. İstanbul'a geldi yine bir takıma. Başakşehir'e geldi. Hayır. Pendik'e geldi. Evet. Kim geldi Pendik Spor'a? Kim geldi Pendik'e? Mehmet Yam geldi. Ya Mehmet Yam. İpuçlarını hızlı verdi. Evet. Şaşırdım. Mehmet Yam'sı. Yusuf da yani hiç yememiş, hiç yememiş, hızlı hızlı bu soruyu yani güncel bir şekilde hazırlamış. Bravo. Evet. Eline emeğine sağlık diyelim ve golü koklayarak artık veda edelim. Süremizi de doldurmuş olduk. Ben saatler sonra yine yayına gireceğim. Çünkü ilk pozisyon geldi. Gol mü değil mi? Gol diyeyim hadi. Görmedik ki. Yavaş yavaş sallıyoruz zaten abi. Gol değil. Hadi ben de gol dedim. İzliyoruz. Kaleciden hata. Boakye'nin kafası 9-2. 9-2. Malezya Ligi mi? 11-2 bitmiş bu maç. İkinci pozisyonu istedim. Basket maçı gibi yani. Ama. 2-0'dan 11-2 olmuş. Ya nasıl buldun bu maçı ya? Bu da Hindistan Ligi. Yine Hindistan'a gittik. Artık skorun şeyinden tanıyorum yani. Gol. Hadi ben de değil diyeyim bari. Hadi izleyelim bari o zaman. Evet. Serbest vuruş, kaleci, son dokunan Koro. Goa 1-0 önde deplasmanda. Son pozisyonu istiyoruz. Bu ne, bu da Tayland Ligi mi? Gol mü değil mi? Oh, gol. Bence de gol. Böyle. Sen de mi gol diyorsun? Bence de gol ya. Şöyle uzaklardan Arjantin. Duruşu çok güzel, biliyor musun, topa girişi böyle. Gol gol. Ben de gol diyorum. İki ben. Golle izleyelim pozisyonu. Racing maçı mı? İkimizi de tebrik ediyoruz. Ben de kendimi tebrik edeyim. Bravo Melike. Seni tebrik ederiz. Şimdi beraber kaldık. Yeni hocasıyla Beşiktaş Karagümrük maçında ne yapar? Nasıl bir maç olur? Şöyle skor tahmininiz varsa kısaca alayım ve hoşçakalın diyelim. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum kendi evinde. Son Rize maçındaki performansını devam ettirirse yine rahat bir galibiyet alabileceğine inanıyorum ilk maçta. Karagümrük eski gücünde değil, toparlanma ihtiyacı var ama Beşiktaş'ta yeni hocayla yeni maceralar yelken açmak istiyor. O açıdan Beşiktaş'ı ben kendi evinde karşılaşmasında favori olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimiz. Bugün sizden özür dileyeceğim. Sorularınıza vakit kalmadı. Çok yoğundu. Gündem haberlerimiz çoktu. Size daha çok bilgi vermeye çalıştığımız için sizlerin sorularına süre kalmadı. Ama biliyorsunuz biz hep buradayız. Geceleri beraberiz. Transfer dönemi başladı. Çok yoğun günler bizleri ve tabii ki sizleri bekliyor. Bugünlük affedin bizi diyelim. Saatler sonra yine birlikteyiz canlı yayında. Şimdilik o ana dek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.